Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla turizm çalışanlarıyla da bir araya geldi bugün. Muratpaşa ilçesinde düzenlenen etkinlikte turizm çalışanlarının talep ve önerilerini dinleyen Bakan Ersoy, turizm hedeflerinden de bahsetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla turizm çalışanlarıyla bir araya geldi. Muratpaşa ilçesindeki bir otelin toplantı salonunda çalışanların taleplerini dinleyen Ersoy, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Dünyada sayılı destinasyonların arasında yer alan Türkiye'nin 2019 yılının ardından Covid sürecini de iyi yönetmesiyle birlikte turizmde fark yarattığına dikkat çekti. Özellikle Covid sürecini dünyada en başarılı yöneten ülke olması sebebiyle 6.'lıktan 3.'lüğe kadar da çıkmak gibi bir başarısı var. Ve geçen sene de Covid öncesi rakamlar olan 51.4 milyon ziyaretçi sayısını ama gelir olarak çok daha üstünde 2019'daki 39 milyar dolar olan geliri 46.3 milyar dolar gibi yüksek bir gelirle kapatmayı başaran bir ülke oldu. 2023'teki hedeflerimiz çok daha büyük ve bundan sonraki hedeflerimiz de çok daha yüksek. 2023 hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir. Bakan Ersoy 2028'de turizm sektöründe 90 milyon turist beklendiğini açıkladı. 2028'de bu rakamı 90 milyon ziyaretçi 100 milyar dolar gelire kadar da taşımayı hedefliyoruz. Bu bağlamda tabii Türkiye çok büyük hazırlıklar yaptı. Güzel rakamlar telaffuz ederek güzel sonuçlar almak mümkün olmuyor. Doğru eylemleri doğru zamanda doğru adamlarla yapmanız gerekiyor. 200'den fazla ülkede çok yoğun ve etkili tanıtım yaptıklarını açıklayan Ersoy, Türkiye'nin son 20 yılda altyapıda çok ciddi yatırımlar yaptığını söyledi. Ersoy tanıtımla ilgili adımların son 5 yılda yoğun bir şekilde sürdüğüne vurgu yaptı. Tanıtımla ilgili adımları son 5 yıldır çok yoğun bir şekilde atıyoruz. 200'den fazla ülkede çok yoğun tanıtım yapıyoruz ve etkili tanıtım yapıyoruz. Bunun sonuçlarını da işte hem rakamsal olarak ziyaretçi sayıları olarak hem gelir olarak da almaya başladık. İnşallah daha ileri hedeflere de gideceğiz. Bakan Ersoy konuşmasının nitelikli turist ve nitelikli personele vurgu yaparak tamamladı. Ersoy, turizm personelinin yapılmasını istediği düzenlemeleri de yapacaklarını belirtti. Bugün önemli olan nitelikli turist diyoruz Türkiye'de. Nitelikli turistin birinci konusu da nitelikli personelden geçiyor. Bugün de 1 Mayıs olması sebebiyle onları da dinlemek istedik. Hem biz kafamızdakileri onlarla paylaşmak hem onların sorunlarını, ihtiyaçlarını dinlemek istedik. Önemli ihtiyaçlarıyla ilgili birçok konuyu da dile getirdiler. İnşallah biz onları değerlendirerek hızlı bir şekilde gerekli düzenlemeleri yapacağız.